Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir bilgiyle merhaba diyorum. Bu bilgi ne? Mercedes A200 sedan ile ilgili bilgiler vereceğim. Çok ani gelişti. Bu araç elime geldi ve ben de sizlere bu aracı tanıtmak istedim. Şimdi daha fazla lafı uzatmayalım. Bu Mercedes A200 sedanı arkadaşlar, birlikte tanıyalım. Aracın arka kısmıyla başlamak istiyorum. Şöyle hemen oturayım. Ben 1.75 boyundayım. 65 kiloyum. Diz mesafesi arka tarafta şu anda benim boyumdaki biri için yok denecek kadar az. Sağ koltuğa geçeyim. Sağ koltuk biraz daha önde. Daha doğrusu en ön safhada. Kaç kişi oturur bilmiyorum ama en ön safhada olursa sağ koltuk, ön sağ koltuk. Şöyle bir boşluk var. Yani arka taraf maalesef yapılı insanlar için ferah olduğunu söyleyemeyeceğim. Arkadaşlar, arkaya daha ilk oturur oturmaz şu kısım çok zorluyor. Kafanızı böyle bükmek zorunda kalıyorsunuz buradan böyle geçerken. Çok kişi de kafasını çarpar buraya. Zaten arabanın iç kısmı da, yaklaşabilirsek biraz. Zaten arabanın iç kısmı, tavan kısmı da çok dar. Benim boyum 1.75. Yani ben bile tam cuk oluyorum, öyle söyleyeyim. Tam cuk oluyorum. Benden biraz boylu 1.80 ve üzeri kişiler, bir de daha kilolu kişiler burada zorlanabilir. Arka kısım dar yani. Burada bir USB-C hemen dikkatimi çekti. Kol dayama mevcut. Bu güzel. Bardaklıklı. Ortası süet tarzında, yanları suni deri şeklinde deri koltuk mevcut araçta. Kapılar gerçekten Mercedes hissiyatını veriyor. Kaliteli bir izlenim var. Ama tabi premium segment değil. Sadece kaliteyi hissediyorsunuz. Siyah tavan döşemesi bence çok yakışmış. Ben çok beğeniyorum bu siyah tavan döşemesini. Arabaya ayrı bir spor hava katıyor. Küllük yok. Çocuk için ISOFIX ayarlama şeylerini koymuşlar. Arka kısımla alakalı söyleyeceğim başka bir şey yok. Şimdi bagaj kısmına gelelim. Arkadaşlar, bagaj kısmı gerçekten hacim olarak çok yeterli. İlk yardım çantası burada ama şu anda yok. Stepme yok. Araç stepmesiz. Bir tamir kiti şart. Bu arabaya göre çok güzel bir hacimli bagajı var. Aracın iç tasarımına geldiğimizde arkadaşlar, şık bir görüntü var. Her yer siyah. Kapılarda LED ışıklandırma. Gece bunlar çok şık gözüküyor. Torpidodan devam ediyor bu şekilde. Bu arabanın en büyük eksilerinden biri maalesef tavan alçaklığı arkadaşlar. Kullanırken sanki aracın şu güneşli kapalı haldeyken bile sanki böyle yüzünüzün üst kısmında gibi bir durum söz konusu. Bunu Mercedes mühendisleri nasıl es geçmiş veya bunu bile bile mi yaptılar? Bir bildikleri mi var onu bilmiyorum. Ama gerçekten şu ön görüşte ön cam çok dar ve şu güneşlik arkadaşlar bayağı bir gözünüzün önüne geliyor araç kullanımında. Çok sıra dışı bir izlenim var. Yani bu sıra dışı izlenimi de olumlu anlamda açıkçası söylemiyorum. Yol bilgisayarını arkadaşlar bu şekilde hükmediyorsunuz. Otomatik bir tuş var, iPhone gibi direksiyonda. Her türlü bilgiye bu şekilde ulaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi medya vesaire. Yani çok büyük bir ekranı yok ama AMG paketi olan da gayet tatminkar. Göze hitap eden bir ekran mevcut araçta. Şu üst taraftaki tuşlardan bu tarafa da koymuşlar. Bu da güzel bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Bu alttaki tuşlar farklı. Telefona ve burası da hız sabitleme falan. Torpidoyu göstereyim şöyle. Kullanım açısından küçük, biraz da biçimsiz diyebilirim ama torpido mu torpido işte. USB-C var. Kablosuz şarj özelliği gördüğüm kadarıyla yok. Burada güzel bir kol dayaması var. Yani iç hacmi eskilere göre biraz daraltılmış. Şöyle bir darlaşma var. Ayrıyetten burada da bir USB-C var. Ne oldu? Mercedes'e mi bineceksin?
Mercedes'e mi bineceksin? He? Bu kedi bile kaliteyi hissediyor arkadaşlar ya. Görüyorsunuz, geldi çöktü ya. Arkadaşlar, torpido kalitesine gelecek olursak şu piyano bilek kısımları açıkçası beğenmedim. Çünkü bunlar çok çabuk çiziliyor. Bir de kalitesiz hissettim. Kalitesiz olanları zaten de iyice çabuk çiziliyor. Bu daha 2022 model, daha 10.000'de bir araç için gördüğünüz gibi çizikler var. Yani düşünün. Torpidonun üst kısmı çok güzel, yumuşak bir deri kaplı. Şu kısımlar da güzel, yumuşak. Bu yan kısımlar yumuşak. Burada yumuşak bir süet var. Alcantara diyorlar. Recaro tarz dediğimiz açılır koltuk var şoför tarafında. Yalnız yolcu kısmında yok arkadaşlar. O kötü olmuş. Eski Mercedes'te A serilerindeki koltuklar daha bir spordu. Bu biraz daha normalimsi olmuş. Onun haricinde rahat yani, standart. Arkadaşlar, bu ayna açıları alışmanızı gerektiriyor. Normalde genelde aynalar şu köşeden çıktığı için, biz de buna alıştığımız için psikolojik olarak burada kapıdan çıkıyor bu aynalar. Birazcık ilk kullanımlarda bir gariplik hissedebilirsiniz. Biraz değişik olmuş. Gerçi ben 207 de kullanıyorum. Abimin 207'si var. O da böyle aynı şekilde kapıdan çıkıyor. Yani biraz sorun teşkil edebilir ama daha sonrasında alışırsınız. Şu torpidonun ortasındaki bu hoparlör arkadaşlar. Mercedes birçok aracının, yani %90'ında diyeyim ben size, torpidonun ön orta kısmına hoparlör koyar ve bu ses kalitesini gerçekten arabanın içine harika yayar. Birçok kişi bilmez bu bilgiyi. Bir de olmazsa olmaz bir tavsiyem var bu arabadan kesinlikle almak isteyenler için. Bir kere bu araba cam tavansız kesinlikle çekilmez. Arabam olsun mu olsun mantığıyla alırsanız tabii ki olur. Çünkü bu zamanda bir araç yatırım gibi bir şey oldu artık bu ekonomik şartlarda. Ama hani ben kullanacağım, uzun vade bineceğim, keyif alacağım, canımı sıkmayacak bir araç olsun diyorsanız cam tavan arkadaşlar. Cam tavansız bu araç kesinlikle alınmaz. Araç zaten alçak tavanlı olduğu için basık arkadaşlar, çok daraltıcı olur. Hele ki bir de bu cam tavansız olanlar, siyah kumaşlı olanı da varsa tam bir skandal olur. Yani benim size tavsiyem, eğer cam tavansız alacaksanız bu araç için düşünmeniz lazım. İnce eleyip sık dokumanız gerekiyor arkadaşlar. Kiralamanızı tavsiye ederim yani. Bu çektiğim videoda arkadaşlar en can alıcı bilgi bu. Gerçekten, çünkü şaşırdım. Bir de az para vermiyorsunuz. Yaklaşık ortalama bu araç AMG paket aldığınızda 1,5 milyon civarında şu anda. Yüksek meblağlar bunlar. Panjur bence çok hoş bir görüntüye sahip. Nikelaj detaylar panjuru ön plana çıkarıyor. Zaten büyük bir Mercedes logosu kullanılmış. Klasik Mercedes logosu. Tabii eskilerine nazaran biraz daha güncellenmiş. Normalde mavi tonlar taşıyor bu logo. Fakat burada gördüğünüz gibi siyah tonlarla bu küçük logo belirtilmiş. Tamponun alt kısmında çok hoş bir nikelaj detay var. AMG olmayanlarda yok bu. Yine aynı şekilde burada bir hava girişleri var. Köpek balığı solungacını andırıyor resmen. Zaten arabanın tasarımı da köpek balığı gibi. Siz ne dersiniz? Benzettiniz mi? Farlar led, mercek. Yine hoşuma giden bir detay. Ta eski yıllardan beri süre gelen bu nikelaj Mercedes çerçevesi arkadaşlar. İnanılmaz bir hava katıyor arabaya. Çok çok beğendiğimi net bir şekilde söyleyebilirim. Nikelaj detaylar Mercedes'in lüks havasını kat kat daha da lüksleştiriyor, öyle söyleyeyim. Genel olarak araba gerçekten de premium bir hissiyat veriyor dıştan. AMG paket için söylüyorum bunu. Diğer paketler için bunu kesinlikle söyleyemem. Yani eğer premium bir hava almak istiyorsanız, Mercedes'e bineyim, lüks segment araca bindiğim hissini vereyim diyorsanız etrafı arkadaşlar, AMG paketten aşağısı kurtarmaz. Arabayı bir de kullanım açısından değerlendirirken arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. Gördüğünüz gibi aracın tasarımı böyle biraz dar. Bu da şunu düşündürdü bana. Şehir içi kullanımda arkadaşlar bu dar yapı kullanım kolaylığı sağlıyor. Gerçekten o bakımdan şehir içi olmuş bu araba biraz. Pratik, atik, kolay park ediyorsunuz. Hemen bir yerden bir yere giderken manevra kabiliyeti yüksek.
aralardan kaçabiliyorsunuz. Trafik sıkıştığı zaman kafanızı arabanın burnunu hemen bir yere sokup oradan tüyebiliyorsunuz. Arabanın tasarım açısından bu kutu gibi dar bir şekilde yapılmış olması gerçekten bu konuda bana bunları düşündürdü. Yani bu arabadan almayı düşünenler için bu da bence önemli bir bilgi. Şehir içi arabası diyelim biz bunu özetle. Hoş olmuş. Beğendim açıkçası. Aracın jant ve lastik ebatlarına gelince 225-45-18. Bu jant ebatları dış görselde çok güzel gösteriyor aracı. Yalnız konfor olarak bayağı bir düşük. Bayağı bir sert hissiyat veriyor gidişte, yolda. O bilgiyi de söyleyeyim. Ama görsel önem daha çok veriyoruz tabii ki. Herkes bunu tercih edecek. Bunu da biliyorum. Arkadaşlar sizin için şöyle bir kısa sürüş testi yapacağım. İzlenimlerimi paylaşacağım. Arkadaşlar daha kafadan şöyle söyleyeyim size. Mercedes'in en ucuz segment aracı bu. Alınabilecek en düşük segment A serisi araç biliyorsunuz Mercedes'te. Ona rağmen Mercedes hissiyatını veriyor. Duruş olsun, kalkış olsun, kaliteyi hissediyorsunuz. Sizin için şöyle bir Bağdat Caddesi turuna çıktım. Bağdat Caddesi'nde aracın gidişi nasıl? Şöyle bir ilgi odağı oluyor mu araba, olmuyor mu, bir görelim arkadaşlar. Bununla ilgili de yorumları sizlere söylerim. Çünkü biliyorsunuz bu zamanda bizim ülkemizde arabaya genelde hava atmak için alan kişiler çok fazla. Onlara da bir yardımcı olmuş olurum böylece. Ama A serisi alacak olsam gerçekten sedan versiyonu tercih ederim. Özellikle de AMG olduğu zaman araba gerçekten çok ilgi çekici duruyor. Ben çok beğendim. Aşırı derecede keyifli bir dış tasarım var arabanın. İç tasarımı dış tasarımıyla kıyaslarsam, ya dış tasarımı arabanın iç tasarımına göre çok daha ağır basıyor. Görsel kalitesi çok yüksek ama bunu da büyük ihtimal Mercedes satış politikası olarak yapmış. Bunun iç kalitesini çok güzel yapmış olsaydı, konforlu yapmış olsaydı gidip de C serisi almazdı insanlar veya B serisine yönelmezdi. Bu da günümüzün satış politikalarından biri, yapacak bir şey yok. Ama dış tasarımı number one. Şimdi gelelim benim şahsi düşüncelerime. A200 AMG 1.3 turbo beslemeli bu aracı alır mıyım? Düşünüyorum arkadaşlar, ben bu aracı almasına alırım. Neden alırım? Dış tasarımı bence sınıfında bu rakam diliminde pek. Yani bu parayı verip dış tasarımıyla bu havaya atabileceğiniz, benim şahsi görüşüm, başka araba ne var? Bir de C200 var. Bu ikisi kıyaslanamayacak derecede araları farklı. O başka bir konu olur. Sadece ben bu araba bazlı yorum yapıyorum. Bu araba alınır. Çünkü dediğim gibi dış tasarımı çok havalı. İç tasarımında beklentiyi yüksek tutmamanız gerekiyor. Çünkü Mercedes'in bir A serisini tercih ediyorsunuz. Mercedes'in en alt segment aracını tercih ediyorsunuz. Ondan dolayı araç tabii ki bir kere satış politikası gereği birazcık o premium havayı diğer segmentleriyle kıyasladığınızda az hissettirmesi gerekiyor ki herkes buna yönlenmesin, diğer araçlar satılabilsin. Biraz öyle bakmak gerekiyor. Sonuçta Mercedes, dediğim gibi, en önemlisi benim için zaten aracın keyifli olması. Cam tavanlısını aldığınız takdirde bu araçtan, bir de özellikle AMG paket olacak, bu arabayı uzun seneler zarar etmeden kullanır. Allah korusun, Allah sattırmasın kimseye mal tabii ki, ama satmak durumunda da kalırsanız sizi zarar ettirmeyecek bir araba olarak aklınızda bulunsun diye düşünüyorum. Sonuçta bunlar bir tavsiye değil, öneri. Benim düşüncelerime saygı duyan kişiler benim düşüncelerimden fikir alabilirler. Bu sebeple bu videoyu da yapıyorum. Velhasıl kelam, durum, vaziyet bu. Genel olarak birçok bilgi verdim araçla alakalı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Let's see.